katma değerini arttırabilecek bir proje olduğu için ben bu projeyi çok önemsiyorum. Bir de burada ben hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen sözünüzü unutmayın. Geçenlerde Akhisar Belediye Başkanı Sayın Salih Hızlı ile röportaj yaptığımda bu konuyu böyle çok derinlemesine inmeden bir 5-6 dakikalık röportajla konuşmuştuk ve özellikle Salih Hızlı şunu söylemişti istihdam konusunda. Mühendisleri yani üst kadrosu hariç belki işçi statüsündeki bölümü Akhisar bölgesinden, Akhisar'dan ve Akhisar bölgesinden çalışılacağının müjdesini vermişti bana. Ha belki Akhisar'dan gene mühendisler çıkabilir, Manisa'dan mühendisler çıkabilir. Çünkü ihtisas konusu olduğu için zeytin gıda mühendisi belki çıkabilir, efendim kimya mühendisi. Belki de firma diyecektir ki ben bildiğim insanlarla çalışmak isterim bu konuda. Çünkü sonuçta yönetici beyaz yakalı deriz ya, o kadroyu belki firmalar kendi bünyelerindekilerinden getirmek isterler. Ama bantta çalışacak olan işçiler, işçi statüsünde olan insanların tamamı Manisa, Akhisar ve merkezinden karşılanacağı müjdesini vermişti evet. Bana Sayın Salih Hızlı. Çok doğru. Bu bölgeden katılacak işte sadece dediğim gibi arkamızdaki fabrikada 200-300 kişi çalışılması planlanıyor. Buna benzer istihdamlar Akhisar'a da büyük katkılar sağlayacak. Aynı zamanda yıllardır bu bölgemizin eksiği olan zeytinin markalaşması, Akhisar'ın zeytinle birlikte anılmasını istiyorduk. O konudaki en önemli lokomotif merkezlerden, en önemli lokomotif kurumlardan biri olacak ve Akhisar denince akla zeytin gelecek. Ve bu bölgedeki tarım girdileri büyük ölçüde artacak. Biz bu ölçekten bakarak bu projeyi çok önemsiyoruz. Yakında fabrikalarda kurulmaya başlandığında inşallah çok daha ciddi bir bölge statüsüne kavuşacak. Sorduğum soruyu unutmayın lütfen yatırımcı. 4 tane fabrika arsası kaldı şu an. Evet. 48 tanesi tamam. 4 tanesi henüz sahiplenmedi. Burada yatırım yapmak isteyen fabrika sahipleri, yatırımcılar, iş adamları, sermayesi olan insanlara sizi nasıl bulsunlar? Nasıl ulaşsınlar size? Biz şu an için Akhisar Belediyesi bünyesinde görevimize devam ediyoruz. Ofisimiz Akhisar Belediyesi içerisinde. Burada idari bina inşaatı devam etmekte çünkü. Bize ulaşmak isteyen yatırımcılar Akhisar Belediyesi'ni arayarak İsmail Baydemir'e ulaşabilirler. Ben kendilerine her konuda yardımcı olurum. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet sevgili seyirciler, Akhisar Süleymanlı Mahallesi'nde efendim çok büyük bir yatırım var sevgili seyirciler. 1350 dönümlük bir arazide Akhisar Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor. Şu an fabrikaların birçoğunun inşaatı devam ediyor. Hemen biz önünde bulunduğumuz fabrika, arkada şu an gördüğünüz fabrika Kaanlar firmasına ait. Kaanlar firmasını mutlaka görmüşsünüzdür. Marketlerde zeytin kutularının üstünde zaten kendi markası vardır. Türkiye'nin de en büyük zeytin üreticisidir kendisi. Yani imalatçısıdır kendisi. Akhisar Zeytin Bebeği seçti ve onun gibi tam 52 tane firma Manisa Akhisar Zeytin OSB'de yerini aldı, ayarladı ve bundan sonra 2018-2019 yılında Akhisar Zeytin OSB üretime başlayacak. Manisa'dan, Akhisar'dan, Türkiye'den dünyaya ihracat yapacak efendim. Bundan güzel rant olur mu? Bundan güzel katma değer olur mu? Hoşça kalın efendim. Çok uzak olmasın hani yüzler belli olsun. Ayaklar görünüyor mu? Tamam. İsmail Bey bir durun. Ben tek başına bir fotoğraf...